Saygıdeğer Üsküdarlar, kıymetli Küplüceliler, 2014 yılından bugüne kadar Üsküdar'ımızın 16 mahallesi hisseli parsellerden kurtulsun diye büyük çabalar sarf ediyoruz. Hep söyledim, 30 bin metrekare, 40 bin metrekare, 50 bin metrekare, 100 bin metrekare parsellerin bir araya gelmesi mucize. İki dünya bir araya gelse İnsanlarımız bir araya gelemezler. Neden gelemezler? Birçok sebebi var. Vatandaş 30 yıl, 40 yıl önce gelişi güzel binalarını yapmış. 100 metre tapuya, 200 metre tapuya 5-10 tane daire yapmış. O insanlar kolay kolay bu haklarından vazgeçmezler. Bir de üstüne üstlük Kirazlıtepe'de bir model uygulandı. O model bütün Üsküdar'ı etkiledi. Buradan Sayın Başkanımıza sesleniyoruz. Sayın Başkanım, eğer 1,5 emsal güzelse biz güzel diyoruz hisseli parsele, hisseli tapuya. 1,5 emsalin çok güzel olduğunu söylüyoruz, kabul ediyoruz. O zaman 1,5 emsali herkese aynı uygulayalım. Yoksa Kirazlıtepe'de binaya %40 verdim, %70 verdim. Tapuya %30 verdim, %70 verdim. Bunların hepsi kafa karıştırıyor. Bunların hepsi Üsküdar'ımızın 16 mahallesinin depreme karşı önlem almasını engelliyor. Örnek dönüşüm, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, mahalle kültürü, bunların hepsinin tek bir çözümü var. Nedir o çözüm? Plan gereği konut alanında kalıyorsak, 1000 metre, 1500 metre bir araya gelebiliyorsak, İnşaat izni verilmesi. İşte mahalle kültürü de, yerinde dönüşüm de, örnek dönüşüm de hepsi bu söylediğim sözün içinde. Bu uygulanırsa Üsküdar'ı kurtarabiliriz. Yoksa 10 bin metrekare, 20 bin metrekare insanlar bir araya gelecek, 3'teki çoğunluk sağlanacak. TOKİ gelecek, binaya %40 verecek, %70 verecek. Bunların hiçbiri geçerli değil, hiçbiri de olmaz. Yavuz Türk mahallemizde 3000 metrekare bomboş olan bir parsel bile 10 Nisan'da temel atacaktık. 10 Nisan oldu, 20 Nisan olsun, 30 Nisan olsun, Haziran olsun. Bunun önemi yok. Eğer sadece 3000 metrekare bomboş parselde insanlar bir araya geliyorsa ve burada temel atılmıyorsa işte insanların bütün kırgınlığı ondan olur. Gardı ondan düşer. Yani bu işin olmayacağını, bu işin başarısız olacağı ortaya çıkar. Bu da kime puan yazar? Sayın Başkanımıza yazar. Ne yazar? Eksi puan yazar. Sevgili kardeşlerimiz, dostlarımız bizi eleştiriyorlar. Biz doğru olanları her zaman göklere çıkardık. Olmayanları da her zaman eleştirdik. Eleştirmeye devam edeceğiz. Kim olursa olsun. Özellikle buradan 30 yıldır imar bekleyen arsa sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Sizin için bir grup kurduk. Bakın. Facebook'ta bu gruba katılın kardeşlerim. Katılımlarınız binler, on binler olursa bu sorunu çözeriz. Yoksa her vatandaş kendi parselinde 3'teki çoğunluğu sağlayıp biz TOKİ'den oran alacağız. TOKİ'ye yaptıracağız. Evet, TOKİ sıraya alacak. Ne yapacak peki? Vatandaşın 100 metrekare tapusu var, 10 tane dairesi var. Ne verecek ona? 100 metrekare, 150 metrekare inşaat hakkın varken 100 metreye 470, 500 metre inşaat hakkın nereden getirip verecek? Üstüne üstlük hepsini yapacak, size verecek bedavaya. Nereden getirecek bu parayı? Kamu zarar edecek. Böyle bir şey var mı? Yok kardeşlerim. Çözüm şu. Çözüm, gönüllü dönüşüm mü istiyoruz? 1000 metre bir araya gelene inşaat izni vereceğiz.